Partili, partisiz, taraflı ya da tarafsız. Kime sorarsanız sorun, Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük icraatı nedir diye size verecekleri cevap şu olur: askeri vesayeti ortadan kaldırdı. Millet bu cevabı Erdoğan'ı övmek için söylemiyor. Peki neden söylüyor? Uzun yıllardır askeri vesayetlerden bıkıp usandığı için millet bu cevabı verir. Değişmez bir sondur. Darbeye maruz kalanlar her zaman kahraman, darbeyi yapanlarsa her zaman hain ilan edilmişlerdir bu ülkede. Rahmetli Adnan Menderes'in İstanbul'da bir anıt mezarı var. Ölüm yıldönümleri nedeniyle kendisi mezarı başında rahmet ve minnetle anılırken onu asanlarsa lanetle yad ediliyorlar. Darbelerin bu ülkenin insanı üzerinde bırakmış olduğu etki o kadar büyüktür ki filmlere konu olunduğu zaman o filmler gişe rekorları kırarlar. Babam ve Oğlum filmi bunlara en iyi örnektir. Hal böyleyken askerin zaman zaman çıkıp ortaya koymuş oldukları absürt absürt tavırlar akıl tutulmasından başka bir şey değil. Güvenilir kurum sıralamasında ilk 5'te bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendini bilmez birileri tarafından güvenirliğini kaybetmesi Türk toplumunu ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Bu görüntüler nedir Allah aşkına ya? İl valisinin düzenlemiş olduğu resepsiyona katılan happy topu albay rütbeli birisi kendince valiye ayar veriyor. Lakaytlığa bakar mısınız? Bir Türk subayına yakışacak hal ve hareketler midir bunlar? Ya bu neyin tavrıdır? Şayet vali beye ayar vermeye kalkışıyorsan o eski Türkiye'dendi. Yeni Türkiye'de böyle bir şeyin olabilme olasılığı yok ki. Hadi bu albayın kendini bilmez tavırlarının üzerinde durmayalım. Teğmenlerin mezun olmuş olduğu yemin töreninde yapılanlar neyin nesiydi? Ya merak ediyorum, acaba bunları hiç kimse uyarmadı mı? Ya çocuklar, siz kafayı mı yediniz? Türkiye Cumhuriyeti'ni kime karşı koruyorsunuz? Kime kılıç çekiyorsunuz? Ya ne güzel başlamıştı törenler. Yemininizi etmiştiniz. Cumhurbaşkanı bizzat sizi ayakta karşılamış, diplomalarınızı takdim etmiş, sizi alkışlamıştı. Bulunmuş olduğunuz ortamda Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbaline tasallut eden herhangi bir kişi yoktu ki. Allah aşkına birisi bize bir cevap versin ya. Oradaki düşman kimdi? Komutanlarınız mıydı? Cumhurbaşkanı mıydı? Devlet erkanı mıydı? Kimdi düşmansız kılıç çekip koruyacağız ülkemizi? Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Bu uğurda canımızı vermeye hazırız. Ellerinizdeki kılıçlar ile F-16 ya da F-35'lerle mi mücadele edeceksiniz? Heh? Yapmış olduğunuz şovdan hemen önce bir yemin ettiniz. Dediniz ki milletime doğruluk ve muhabbetle hizmet edeceğime, amirlerime itaat edeceğime, nizam ve kanunlara bağlı kalacağıma namusum üzerine ant içerim. Şimdi bu andı içtikten sonra milletin nizamını niye bozdunuz ki? Amirlerinize yönelik yapmış olduğunuz bu itaatsizlik neyin nesi? Çıkarılan kanunda böyle bir yeminin yapılması yasaklandı. Ya çocuklar, sizin okumuş olduğunuz okulda komutanlarınız yakın tarihimizle ilgili size hiç bilgi vermediler. Kılıç çekmiş olduğunuz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesi bu ülkede askerin kullanabileceği bir kasaturamız yoktu. Dışarıdan getiriliyordu. G3'ten başka kullanacağımız silahımız yoktu. Tabii ki o da dışarıdan geliyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Erdoğan öncesi yaşamış olduğu sıkıntıları size anlatmadılar mı? Kılıç çekmiş olduğunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesi askerlerin üniformalarıyla sokağa çıkması mümkün değildi. Çünkü teröristler tarafından otobüs duraklarında şehrin göbeğinde katlediliyorlardı. Yıllık izne çıkan askerler resmi üniformayla karargahlarından çıkamıyorlardı. Askeri araçlarla havaalanına kadar askerler tarafından korunarak getirilmek zorundaydılar. Ki sokaklarda teröristler tarafından şehit edilmesinler diye. Şayet hayatınızla ilgili bugün endişe duymuyorsanız işte o kılıç çekmiş olduğunuz Erdoğan sayesindedir. Gerçekten o kadar nankör ve o kadar cahilsiniz ki şayet nankör olmasaydınız Erdoğan'ın sizin için sunmuş olduğu bu imkanların kadrini kıymetini bilirdiniz. Zır cahilsiniz çünkü dününüzden haberiniz yok.
Bu ülke insanı Erdoğan öncesi yıllarca terör örgütlerine karşı çaresizlik yaşadı. Bu çaresizliği biz millet olarak söylemiyoruz. Genelkurmay eski başkanınızın bizzat kendisi söylüyor. Rahmetli Yaşar Büyükanıt anlatmıştı. Silahımız olmadığı için Kuzey Irak'a gidip peşmergeden silah aldık demişti. Bunun ne demek olduğunu anlayabiliyor musunuz? Bu temellerin ortaya koyduğu tavrı izleyince kendi kendime dedim ki hey gidi günler hey. Eskiden asker teröristleri imha edebilmek için karargâhtan çıkmaya korkuyordu. Şimdi karargâhta oturmuşlar bir düğmeye basıp Kuzey Irak'taki teröristi etkisiz hale getiriyor. Sonra da dönüp kendisine bu imkanı sunan kanunlar gereği başkomutanına da dönüp ayar veriyor. Şu sıralar petrol çıkardığımız gabarın dili olsa da konuşsa. Koca bir manganın dahi gitmeye cesaret edemediği gabarda teröristler yol kesip askerlerimizi esir alıyorlardı. Erdoğan öncesinde terör örgütünün elinde yüzün üstünde esir askerimiz vardı. Siz bunu biliyor muydunuz gençler? Çok şükür şimdi yok. Tarihte ilk defa Türk askeri teröristler tarafından esir düşürülmemiş. Esir düşmemesini sağlayan kılıç çekmiş olduğunuz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Siz bunu bilmiyorsanız Bingöl'de yaşanan ve yüreğimizi sızlatan hadiseyi de hiç bilmiyorsunuz demektir. Daha annenizin rahmine düşmeden evvel yani 1994 yılında Bingöl'de 33 askerimiz önce teröristler tarafından rehin alındı. Daha sonra da kurşuna dizilerek şehit edildiler. Ya her şeyi geçtim. Sayın Erdoğan olmasaydı sizin teğmen olabilme şansınız yoktu. Gelmiş olduğumuz bugün de orduda bayan paşalarımız var. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. E tamam oğlum bir sakınca yok. Yeter ki Mustafa Kemal'in askerleriyiz sözünde samimi olun. Bir taraftan Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyeceksiniz. Diğer taraftan Mustafa Kemal'in itleri diyenlerle kol kola giren insanlara yaranabilmek için bu tür şeyleri yapmayın. Kendinizi yakarsınız gençler. Genç subaylar rahatsız başlıklarının artık atılmadığı bir dönem yaşıyoruz. Bunun farkında değil misiniz? Bu millet askeri vesayet istemediğini size daha nasıl anlatsın? Darbe yapma dönemleri kapanalı çok oldu. 15 Temmuz'da bu millet darbeye bir daha geçit vermeyeceğini size gösterdi de. 15 Temmuz demişken aklıma geldi. Mustafa Kemal'in askerleriyiz, orduyu koruruz, milleti koruruz diyen sizlerin arasına sızmış olan FETÖ'cüleri niye bertaraf edemediniz yıllardır? Ya derler ya Allah bu zulmü kabul etmesin. Hakikaten de tam böyle ya. Daha düne kadar kasaturasını dahi dışarıdan alan, silahını peşmergeden satın alan, FETÖ'nün orduya sızmasına engel olamayan, bir F-35 alabilmek için Amerika'ya diz çöken, terör korkusundan dolayı üniformasıyla sokağa çıkamayanların yaptığına bakın hele ya. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine envay çeşit silah kazandırarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni önemli bir konuma getiren Recep Tayyip Erdoğan'a kılıç sallamak gerçekten ayıbın nirvanasıdır be. Aranıza sızan bu FETÖ'cüleri Erdoğan kovdu. Denizde, havada, karada her türlü silah ve mühimmatı sağlayan Erdoğan'dır. Bunların hiçbirisi olmasa da milletin iradesiyle cumhurun başı olan bir kişiye millete rağmen ayar veremezsiniz gençler. Ananız babanız size hiçbir tembih etmedi. Her kuşun eti yenmez diye. Size tavsiyem serinleyemeyeceğiniz yaprağın altına yatmayın. Yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.